Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri ilaçta yerli üretim için çalışmalarını son aşamaya getirdi. İlk olarak yerli aşı üretilerek hem ülke içindeki ihtiyacı karşılayacak hem de yurt dışına ihraç edilecek. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Endüstrileri Projesi'yle desteklenen ARGE çalışmalarında Eczacılık Fakülteleri Bakanlık'tan maddi destek de alacak. Türkiye'de yerli üretimi, ilaç üretimini teşvik edecek mekanizmaları hayata geçiriyoruz ve bunun ilkini aşıda yaptık. Aşının ihalesi tamamlandı ve yakında sözleşme imzalanarak Türkiye'de 3 aşının 7 yıllık zaman diliminde kademeli bir şekilde %100 Türkiye'de üretimini ve bir süre sonra da bunun ihracat oranlarını da sözleşmeye koyduğumuz bir yapı oldu. Diğer ilaç uygulamalarında da biz hem TÜSEB üzerinden ARGE bazlı proje ilanlarına çıkacağız hem de kamu hastaneleri kurumu üzerinden alım garantili ilaç alım garantili araştırma projelerini devreye koyacağız. Yani ikisini birlikte birleştirdiğiniz zaman sadece ARGE boyutu değil, sadece üretim boyutu değil, bunun 7 yıl kamu tarafından alınmasını garanti eden uygulamaları artık Türkiye uygulamaya başladı diyebiliriz. Böylece ilaçta yurt dışına bağımlı olan yerli ilaç üretimi konusunda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalan Türkiye'de önemli bir eksiklik için ilk adım atılmış olacak. Bakanlığın teşvikiyle yerli ilaç üretimi için kolları sıvayan Eczacılık Fakültesi dekanları, yüksek katma değerli ilaç ve tıbbi cihaz üretebilen, bu ihtiyacın büyük kısmını yurt içi üretimle karşılayabilen, küresel ve gelişmiş pazarlara ürün ve hizmet sunabilen bir üretim yapısına geçmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, üniversitelere verecekleri maddi ve manevi desteğin yanında özellikle ilaç geliştirme çalışmalarının önünü açacak bir oluşumun da müjdesini verdi. Kasım ayında çıkan araştırma altyapıları destekleme kanunuyla birlikte kurulması kararı alınan Sağlık Endüstrileri Başkanlığı yakın zamanda faaliyete geçecek. Sağlık TÜBİTAK'ı da denilen kurum hayata geçince TÜBİTAK sağlık alanından tamamen çekilecek. Tüm ilaç, eczacılık ve sağlık alanındaki üretimler Sağlık Endüstrileri Başkanlığı tarafından finanse edilecek, her türlü destek sağlanacak. Diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık alanında da Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmaya yönelik kimi kamusal politikalar geliştiriliyor. Bu bağlamda önemli bir fırsatta ARGE biliyorsunuz. ARGE olmadan hiçbir ülke gelişmişlik seviyesini ileriye taşıyamıyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu orta gelir tuzağının da çıkışının önemli iki basamağı var. Birisi eğitim, birisi de ARGE. Tam bu bağlamda sağlığın dünyadaki gayri safi milli hasıl içindeki sahip olduğu pay ve içindeki katma değeri dikkate alınarak Türkiye'de bu alanda bir atılım yapmak istedi ve bu alana özel olarak Sağlık TÜBİTAK diyebileceğimiz bir kurum kuruldu. Yasası Kasım ayında çıktı. Kısa adıyla TÜSEB, açılımıyla da Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığı olarak kurgulandı. Bu kurumun ataması gerçekleşti. Yavaş yavaş da kurumsal oluşumlar tamamlandıktan sonra TÜBİTAK sağlık alanından çekilecek ve sağlıkla ilgili bütün ARGE görevlerini bu TÜSEB yerine getirecek. Amacımız Türkiye'yi üreten, sağlıklı üreten bir ülke haline getirmek. Dediğim gibi ilacı da, tıbbi cihazı ve diğer hizmet sektörü, sağlığın diğer bütün sektörlerini kapsayan bir ARGE'yi önceleyecek